Merhaba sevgili seyirciler. Gün biterkene işitme engelliler için hazırladığımız haberlerle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz'deki mülteci krizine sessiz kalan ülkeleri eleştirdi. Hiçbir diplomasinin milyonlarca insanın ölümünden daha önemli olamayacağını belirten Erdoğan, el birliğiyle bu yangını söndürmenin yolları aranmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bu yıl 12.si düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın açılışında konuştu. Başbakan Ahmet Davutoğlu seçim çalışmalarına Ardahan'la devam etti. Davutoğlu, AK Parti Ardahan'a ne yaptı diye soran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, el insaf, Ardahanlılar ne yaptığımızı bilir, tüm Türkiye de bilir diyerek tepkisini gösterdi. Başbakan Davutoğlu, Ardahan'ın ardından partisinin Kars mitinginde vatandaşlara seslendi. Davutoğlu, CHP ve HDP'nin paralel yapıyla perde gerisinden işbirliği yaptığını vurguladı. Şeytanla işbirliği yapanlar ne gerekiyorsa yapıyorlar. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, CHP ve HDP işbirliğini bu sözlerle eleştirdi. Aslında bunlar ruh ikizi diyen Akdoğan, CHP zihniyetini bunlar Güneydoğu'da HDP ambalajıyla satmaya çalışıyorlar dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye'nin ağır sorunlarını çözecek bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu söyledi. İzmir'de aday tanıtım toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, kimse seçim bildirgeniz yanlış demiyor, sadece kaynak bulamazsınız diyor diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Kur'an-ı Kerim'in siyaset malzemesi olmadığını söyledi. Vural, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in makam aracını iade edeceğim açıklamasını da doğru bulduğunu belirtti. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde paralel yapıya yönelik soruşturma kapsamında aralarında bir şube müdürünün de bulunduğu 6'sı polis, 7 kişi gözaltına alındı. Bir polis memuru ise aranıyor. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Manisa'da 6 dernekte paralel yapıya finansman desteği sağladıkları iddiasıyla arama başlatıldı. Geniş güvenlik önlemi alınan dernek binalarında bilgisayar ve evraklara el konuldu. Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen haftada paralel yapıya finansman sağladığı öne sürülen 5 derneğe operasyon gerçekleştirmiş, soruşturma kapsamında bazı evrak ve bilgisayar kayıtlarına el konulmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı 3 yıl süren çalışmalar sonucunda Ermenice Kur'an-ı Kerim meali yayınladı. 10 cilt ve 2500 sayfadan oluşan Kur'an mealinin hazırlanması 3 yıl sürdü. Meal, Ermenice Doğu ve Batı lehçelerinden biner olmak üzere toplamda 4000 adet basıldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2014 yılı aile istatistiklerini açıkladı. 2014 yılında 599.704 çift evlendi. Boşanma oranı %4,5 artarak 130.913 oldu. Boşanmaların %39,6'sı evliliklerin ilk 5 yılında gerçekleşti. Antalya boşanmaların en çok yaşandığı il oldu. 7,8'lik depremle sarsılan Nepal'de son verilere göre ülkede ölü sayısı 7500'ü geçerken 14.500'den fazla kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Bu arada uluslararası toplum tarafından desteklenen ülke için Avrupa Birliği 22 milyon 600 bin avroluk yardım yapma kararı aldı. Türk Kızılay'ı Nepal'e yardımlarını aralıksız sürdürüyor. Sağlanan gıda ve içme suyu yardımlarının ardından
Türk Kızılayı'nın acil gündeminde afetzedelerin barınma ihtiyacı da ilk sırada. Bu kapsamda ilk etapta 2000 branda Nepal'e gönderiliyor. Nepal'in çığlığına kulak ver sloganıyla başlattığı yardım kampanyası da hız kesmiyor. Kampanyaya destek için Kızılay'ın bağış hesapları ve 2868 SMS bağış hattı da devrede. Engelleri üretime katılarak açtı. Ramazan Aydoğan 15 yıl önce geçirdiği bir trafik kazası sonucunda tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Ramazan Aydoğan yaptığı maket evlerle adeta yeniden hayata döndü. Aydoğan yaptığı maket evleri satıp gelir de elde ediyor. Suriye'deki savaşta gözlerini kaybettiler. Onları yeniden ışığa kavuşturan Amerika'dan gelen kornealar oldu. Patlamalarda gözünden yaralanan 7 Suriyeli, Gaziantep'te yapılan kornea nakliyle yeniden görmenin sevincini yaşadı. İşitme engelliler için hazırladığımız haber bültenimizin sonuna geldik sevgili seyirciler. Ve birazdan ekonomiden veriler gelecek ekranlarınıza, ardından